Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte endekse rağmen hala ucuz kalan sektörlere bakacağız. Dibin dibi seviyede gördüğümüz 4 sektör ve 8 hisseyi yani üzerinde hala potansiyeli olan hisseleri ve sektörleri birlikte incelemeye çalışacağız. Bu oldukça önemli bir nokta çünkü endeksin bildiğiniz gibi aralık sonu başlangıcıyla birlikte ciddi bir yükseliş oldu. Bunu hemen ölçelim ki videonun içerisinde de zaten kullanacağız. Endeks dipten tepeye %22-%23 civarında bir yükseliş gerçekleştirdi. Ne zamandan beri? 27 Aralık'tan belli. Yani hemen hemen bir ayı biraz geçen bir serüven görüyoruz. Bu %22-23'lük getiriyi endeksin bize sunması için. Şimdi biz burada ne yapacağız? 8 tane hisseyle ve 4 farklı hatta 5 farklı sektörle birlikte burada ucuz kalan sektörleri ve hisseleri birlikte incelemeye çalışacağız. Ha burada şunu net olarak bilmemiz gerekiyor. Bir sektörün ya da endeksteki herhangi bir hissenin ucuz kalması onun hemen akabinde yükselişe başlayacağı anlamına gelmiyor. Ama üzerinde daha fazla kar marjı bulundurduğu ve daha az riskle işlem yapmamızı da bizlere sağlayacağını bilmemiz gerekiyor. Buna imkan veriyor. Fakat bunun yanında yine şunu da söylemekte fayda var ki ben bu seviyelerden endeks tarafında alım yapmanın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Özellikle 8800-8900 endekslerden alım yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yine 8000 endekslere kadar bir beklemek ya da bu seviyelere kadar düşüşü beklemek bizler için daha sağlıklı olacaktır. Özellikle de kısa vadeli trade'den ziyade orta uzun vadeli bir yatırım mantığı yapıyorsanız 8800-8900 seviyelerinde ya da başka bir deyişle endeksin yeni zirvelerinden alım yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Bunu yine bildirmek istiyorum. Fakat buna rağmen yine de ucuz kalan şirketlerimiz var mı? Var. Bunlar hangileridir? Bu video içerisinde birlikte konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video içerikleri içerikler de katıl tarafına kayıt olmayı unutmayın diyelim. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle notumuz endekse rağmen ucuz olan sektörler buradaki ucuzluğun kıstaslarının neler olduğunu başta söylememiz gerekiyor ki hocam neye göre ucuzun cevabını sizlere verebileyim. Bir, değerlemelerine olan mesafelerine göre uzun. Yani burada Örneğin şirketimizin değerlemesi 10 lira, şirketimiz 8 lira, diğer bir şirketimizin de değerlemesi 10 lira, şirketimiz 11 lira. E burada 8 lira olan tabii ki daha ucuz kategorisinde yer alıyor. Bu ilk kıstasımız, ilk parametremizdir. 2. Sektörün gelecek potansiyeline göre ucuz olması. Yani bulunduğu sektörde iki şirketin de diğer tüm verilerinin aynı olduğunu fakat farklı sektörlerde olduğunu varsayalım burada bir inşaat sektöründe olan bir şirketle bir yazılım bir yenilenebilir enerji tarafında olan bir şirketin değerlemeleri de fark edecektir ya da yenilenebilir enerji teknoloji sektöründe bulunan şirket bizler için daha sağlıklı daha uzun vadeli daha uzun ömürlü olduğu için daha potansiyelli olduğu için daha ucuz kategorisine girecektir. Bir diğer buradaki parametremiz büyüme ivmesi ve karlılığına göre ucuz olmasını istiyoruz. Son noktamıza baktığımızda ki en etkilerinden biri de budur aslında. Endekse oranla olan getirisine göre ucuz olması da son inceleyeceğimiz parametredir diyebiliyorum. Şimdi ana noktalarda anlaştıysak hemen videomuzun içerisindeki hisselerle başlayalım. İlk hissemiz perakende tarafında işlem gören Teknosa. Teknosa'ya baktığımız zaman 28 Aralık'tan itibaren getirisinden hemen güzel bir düşüşle bunu tepkilediği için şu anda uygun seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Normalde dipten tepeye teknosa'yı ölçecek olursak %36'lık bir getiri veriyordu ama bugünkü geldiği yerde bunu %25'lere kadar çektiğini görüyoruz. Biz burada güzel bir destek seviyesi olan 35 liralara bir destek koyacağız. Hemen şöyle de işaretleyelim. 35 liralara geldiği zaman düzeltmesi ile birlikte son getirisi %19'lar seviyesine kadar geri çekilmiş olacak ve bu sayede de alım yapılabilir seviyeye gelmiş olacaktır Teknosan. Büyüme marjlarına FK'sına, FDF'a ve öne karlılıktaki büyümelerine baktığımızda da Teknosan'ın şu anda oldukça güzel bir konumda olduğunu, oldukça karlı ve ivmeli bir ilerleyişi olduğunu da görebiliyoruz. İlk sektörümüz perakende de Teknosaydı. İkinci sektörümüzde aracı kurumları görüyoruz ve burada da karşımıza işmen çıkıyor. Şöyle işmene geldiğimiz zaman yine dipten tepeye bir bakış attığımızda olabildiğince şu an için %22-23'lü seviyelerde olduğumuzu görebiliyoruz. Aşağıdaki desteklerimizden 35 lira 29 kuruş destekleri ve 32 lira 48 kuruş destekleri hala aktiftir. Buralara geri çekilme ile birlikte almanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Zaten videonun başında da sizlere söylediğim gibi 8700, 8800, 8900 endekslerden alım yapmayacağım için daha aşağılarda örneğin 8500, 8400, 8150'ler, 7800'lere kadar belki de beklemek daha sağlıklı olacaktır. Orta uzun vadeli bir alım için. Ama ben şu an dönemsel olarak bir trade için ya da kısa vadeli bir alım yapmak istiyorum derseniz Tabii ki bu seviyelerden de doğrudan değerlendirebilirsiniz ama biraz daha yatırımcı ve uzun vadeli mantığıyla düşündüğüm için ben daha ne istiyorum burada? Ucuz seviyelere gelmesini fırsat vermesini istiyorum. Üçüncü sektörümüze geldiğimizde burada demir çelik sektörünü görüyoruz. Demir çelikte ise bizim iki tane favorimiz var. Bunlardan bir tanesi Ereğli demir çelik ki özellikle de işte 2024 ve 2025'te çok ciddi şekilde primlenebileceğini düşünüyorum. Dipten tepeye getirisine baktığımızda %16'lık bir getirisi var. Yani oldukça endeksin altında kalmış ivmeleri düzelmeye başladıkça buradaki fiyat artışlarında çok daha agresif olduğunu görebiliyor olacağız. Buradaki yani demir çelik sektöründeki ikinci favorim ise daha küçük bir şirket olan yükselen çelik. Yükselen çeliğin hem komple piyasa değerlerinin düşük olduğunu görüyoruz. Hem de büyüme ivmesinin daha kuvvetli, daha reel büyümeye açık bir şirket olduğunu görüyoruz. Burada da yine %16.88'lik bir getiriyle olabildiğince demir çelik sektöründeki en fırsat ikili olarak karşımıza çıkıyorlar. Burası da bizim için önemli. Bir sonrakine geçtiğimizde gıda sektörünü göreceğiz. Gıda sektöründe de karşımıza uluğun ve tat gıdayı çıktı, çıkarttığını görüyoruz hisselerin. Şimdi uluğuna baktığımızda bir kere her zaman söylediğim gibi doğrudan bir emtia maddesi üreticisi olduğu için bizim için avantaj sağlıyor. Bu çok önemli doğrudan imalatçı burada. Mesela bir sonraki şirketimiz olan tat gıdaya da yine gıda sektöründe baktığımız zaman daha farklı bir şey göreceğiz. Ne göreceğiz? Tat gıda biraz da markalaşma üzerine hareket ediyor. Burada Ulu'nun o yüzden emtia tabanlı noktada bir avantajı var. Ki özellikle Mayıs haziran aylarıyla birlikte FED'in faizi indirmesiyle Bu emtia ürünlerinin daha da favori olduğunu görebileceğiz Yine burada yüzde 19'lar düzeltmesini karşılayabilmek için 29 lira 30 kuruşlar seviyesine kadar bir düzeltme bekleyip buralardan satın alım yapmak Daha sağlıklı olacaktır zaten uluğunda göreceli güç endeksiyle wave trend osilatöründe Net bir sat sinyali oluştuğunu 9 günlük almanın altında da bir kapanış yaptığımızı görebiliyoruz o yüzden bu seviyeleri beklemek Bizler için daha sağlıklı olacaktır Satgıdaya da baktığımızda zaten dediğim gibi birazdan markalaşma tarafına hakim olan bir gıda şirketi olduğunu görüyoruz. Fakat buna rağmen getirisinin çok çok altlarda kalması bir fırsat sunuyor. Sadece %9'luk bir getirisi var. Buradaki dezavantajı da biraz da bilançosalda salda ivmeli bir büyümeyi beklememiz sağlıklı olacaktır. O yüzden belki tat gıda tarafında pozisyonlanmadan önce 12 aylık bilanço tarafını görmek bizler için daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Son sektörümüz ve iki şirketimize baktığımızda Yunsa ve Vakko'yu görüyoruz. Hemen Yunsa'yı açalım. Yunsa zaten epey senedir takip ettiğimiz ilmek ilmek büyüyen, hem temettü tarafındaki büyümesi iyi olan, hem agresif büyümesi iyi olan, hem de bulunduğu sektörde Türkiye tarafından öncü sektörlerden biri olan tekstildir diyebiliyoruz. Aynı zamanda yunsal ciddi manalarda da reel büyüme olduğunu da ifade edebiliriz. Tüm marjlarının da şu an gayet iyi seviyelerde olduğunu, çarpanlarının da gayet bizlere alım imkanı verdiğini de görebiliyoruz. Dipten tepeye baktığımızda %19'luk bir yükselişi olduğunu görüyoruz. Bunun böyle biraz daha aşağılara gelmesi belki 78 lira 50 kuruşlar belki biraz daha aşağıda 76 lira 35 kuruşlar seviyesini görmek bizler için almak için ve uzun vadeli saklamak için daha sağlıklı olacaktır. Son şirketimiz olan Vakko'ya baktığımızda ne görüyoruz? Vakko her zaman söylediğim gibi alıcı kitlesi belli olan ürünü hangi fiyattan sattığından ziyade ürünün kalitesine odaklanılan bir şirket olduğunu biliyoruz. Yıllardır ilmek ilmek büyüyen, yıllardır enflasyon ve dolar üzerinde büyümesine devam eden güzel bir şirkettir. Bunun uzun vadeli yatırımcısı olmak için doğrudan bu seviyeler çok uygun seviyeler değil. Ben en azından bu %32'lik yükselişin %23'lere gelmesini ve 85 liralar seviyesinden hatta özellikle de 85 lira ve 6 diyebileceğimiz seviyelerden alım için daha sağlıklı olduğunu gördüğüm bir şirkettir bu. Burada dediğim gibi uzun vadeli büyür Marka adıyla büyüyor, bir brand olarak büyüyor ve ekosistemde de önemli bir yeri olduğunu da tekrar ifade edebiliyoruz. Demek ki bu bağlamda baktığımızda endekse rağmen hala ucuz kalan sektörler ve dibin dibi seviyedeki 8 şirketliğe baktığımızda karşımıza perakendeden tek, e, Teknosa geliyor, aracı kurumlardan İşmen geliyor, demir çelikten Ereğli ve Yükselen Çelik geliyor, gıdadan Uluğun ve tatkıda geliyor, tekstildense Yusa ve Vakko'nun geldiğini görebiliyoruz. Burada önemli olan nokta dediğim gibi 12 aylıkları beklemek biraz sağlıklı olacaktır ve endekse düzeltme beklemek de yine bizler için sağlıklı olacaktır diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ekstra video eğitimler için katıl tarafındaki videoları izlemeyi lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız da çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.